Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Açıkça Perşembe yeni yayın döneminde ve Açıkça Pazar olarak ekrana geliyor. Her ikisinde de Enver Aysever'le birlikte gerçekleştiriyoruz programı. Çarşambaları Seren Selvin Korkmaz. Perşembe. Ben hep çarşamba diyorum. Gönlüm orada. Perşembeleri çarşambayı bir hafta... sen aldın. Perşembeleri bir hafta Seren Selvin Korkmaz'la birlikteyiz. Evet. Bir hafta Tuğba Torun'la birlikteyiz. Pazarları da Salim Şen ve Enver Aysever'le birlikteyiz. Şimdi Mümtaz Ertürkön'ün tahliyesini konuştuk. İlk bölümde tekrar hatırlatalım. Kamuoyuna ilk kez Halk TV duyurduğu bu gelişmeyi, daha avukatının bile yeterince haberi, detaylarından haberi yok. Yani şimdi Ersin Düzen olayından hareketle ve Rıdvan Dilmen olayından hareketle futbolun bu kez medyada nasıl patladığını konuşacağız bu akşam açıkça da. Hani diyebilirsiniz ki kardeşim Ersin Düzen kaç para alıyorsa alıyor. Zenginin malı, züğürdün çenesi mi? Öyle değil. O bizim vergilerimizle fonlanan bir kurum, kamu kanalı. Dolayısıyla orada dış iç yapım olduğu halde dış yapım gibi fatura mı kesiliyor? Orada paralar nasıl gidiyor? Rıdvan Dilmen'in anlattıkları ne anlama geliyor? İçinde cemaatinden pek çok... Bir de şu var. Ya şu anda birbirine girmiş isimlere şey demek gerekmiyor mu Enver Aysever? Ya durun siz kardeşsiniz. Kesinlikle. Yani çünkü şu yakın siyasi tarihin bütün önemli kavşaklarında videolarla destek oldular iktidara. Aynen. Şimdi bir kavga var, anlayamıyoruz. Bunları konuşuyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? TRT'ye nasıl para verdikleri konusunda vatandaş çok farkında değil bu işin. Her elektrik düğmesini açtıklarında tık TRT'ye bir para atıyorlar. Bir elektronik eşya aldıklarında. Evet. Onlar artık parası olan alıyor onu. Ama her gün evlerinde hava kararıp da elektrik düğmelerini açtıklarında TRT'ye para atıyorlar. Dolayısıyla hepimizi ilgilendiren bir konu. En fakirimizi de, en zenginimizi de ilgilendiren bir konu. Biz bunu Açıkça'nın bir daha sonraki dilimlerinde konuşacağız sayın seyirciler. İşlemeyi vaat ettiğimiz her konuyu ele almaya çalışıyoruz. Ama bu bölümde yakın zamana kadar yine çok konuştuğumuz bir konuyu ele alacağız. Yani dış politika, ama bu dış politika iç politika aynı zamanda. Biliyorsunuz Türkiye çok üst perdeden bir takım söylemlerde bulundu. Yunanistan'la ilgili, Doğu Akdeniz'le ilgili, efendim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ilgili olarak Erdoğan ne dedi? Macron dedi, senin daha şahsınla dedi, senin şahsınla daha çok sıkıntın olacak Macron dedi. Macron'la bir görüşme gerçekleşti. Ondan sonra işte NATO'nun açıkladığı durumlar var. Türkiye ile Yunanistan tekrar istikşafi görüşmelere başlayacak ki daha önce 60 tur yapılmış, bu kez 61. tur, bakalım ne sonuç çıkacak. Ama şunu çok net görüyoruz. Aytun Çıray'ın ifadesiyle fırtınadan Meltem'e bir gidiş var. Şimdi T24 sitesinde dış politikada nerede yanlış yaptık diye bir analiz, dosya hazırlanmış ve orada çeşitli görüşlere yer verilmiş. Orada Ünal Çeviköz diyor ki CHP'den, iktidar tek boyutlu ve dar görüşlü bir çizgi izledi. Bir harita var biliyorsunuz, seviye haritası. Bunu ciddiye almak bile hatadır dedi. İyi Partili Aytun Çıray dedi ki Oruç Reis konusunda kasırga bir anda Meltem'e dönüştü. Yunanistan Türkiye'yi tarihinin en büyük dış politika yalnızlığında yakaladı. Bakın çok önemli tespitler. Yunanistan Türkiye'yi tarihinin en büyük dış politika yalnızlığında yakaladı. Ve DEVA'dan Abdurrahman Bilgiç de dedi ki dışarıda kedi bile değilken içeride kendimize kaplan havası verdik. Dışarıda kedi bile değilken içeride kendimize kaplan havası verdik. Evet, bu konuyu ele alacağız bu bölümde. CHP Avrupa Birliği temsilcisi Kader Sevinç de bizimle birlikte. Kader Hanım merhaba. Merhabalar Gökhan. Biz normalde bugün tam da Avrupa Birliği zirvesi olacaktı ve sizden sıcağı sıcağına yorum alacaktık. Olmadı. Bir Covid şüphesi nedeniyle ertelendiği açıklandı. Ama sanki sizin de yazdıklarınıza, tweetlerinize baktığımda şüphe ettiğiniz başka bir şey de mi var zirvenin ertelenmesiyle ilgili? Evet, öncelikle iyi yayınlar. Evet, çok doğru tespitler, biraz önce saydığınız tespitlerdi. Maalesef zirve ertelendi. Çok normal görünmüyor çünkü AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in zaten test yaptırdığı, testinin negatif çıktığı bilgileri de söz konusu. Biraz Avrupa Birliği içerisinde bu konuda bir hemfikirlik oluşmadığı için, fikir birliği oluşmadığı için böyle bir ertelemenin olduğu anlaşılıyor.
Peki, bakalım Ekim'e ertelendi. Ne olacak, ne bitecek? Biz yine sizden alacağız gelişmeleri. Ama olsaydı bugün ve yarın biz en çok şunu merak edecektik. Bir yaptırım çıkacak mı, çıkmayacak mı? O zaman yine sizden şunun da yorumunu alalım, öyle devam edeyim stüdyo konuklarımla. Kader Hanım, bu Türkiye'de söylemlerinde biraz yumuşama, fırtınanın Meltem'e dönüşmesi orada bir karşılık buluyor mu? Avrupa Birliği acaba bir yaptırımdan vazgeçebilir mi Türkiye'ye yönelik? Şöyle, yaptırımlar konusunda aslına bakarsanız Türkiye, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın özellikle diplomatlarımızın çok yoğun çabasıyla, bu alanda emek veren pek çok insanın iktidardan ayrı olarak ele almak gerekirse, onların yoğun çabalarıyla belli bir miktar zemin kazandı. Bu da tabii Almanya'nın da önemli çabaları oldu, onu da unutmamak gerekir. Yani Yunanistan ve Güney Kıbrıs istediğini tam olarak alamadı masada. Dolayısıyla bu zirveye giden süreç içerisinde zaten hatırlayacaksınız, Belarus'a yönelik yaptırımları bloke etmiştik Güney Kıbrıs. Ne demişti? Türkiye'ye yaptırım uygulamıyorsak hemen, o zaman ben de Belarus'a yönelik yaptırımları bloke ederim demişti. Oy birliği gerekiyor çünkü bu kararı alabilmek için. Fakat hem Almanya çok bastırdı, hem Avrupa Birliği içerisindeki dengeler de tam olarak şu anda Türkiye'ye yaptırım uygulama, özellikle böylesi bir noktada yaptırım uygulama noktasında siyasi ağırlık oluşmadığı için şu anda daha çok Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ı ikna çabaları var. Fakat bunu söylerken şunu söylemek gerekir. Burada asıl belirleyici olan uluslararası konjonktür oldu. Türkiye'nin çok büyük kayıpları oldu. Birazdan onları sayarız, onların neler olduğunu. Ve burada bambaşka bir üslup yansıtırken iktidar, Türkiye içerisinde bambaşka bir üslup içerisinde olduğunu gözlemledi. Nesrin Hanım, ne diyorsunuz az önce okuduğum tespitlerle ilgili? Şimdi Aytun Çüreğin, Ünal Çeviköz'ün, çok doğru aslında. Yani şöyle söyleyeyim, Türk dış politikası bugün baktığımızda açıkçası iflas etmiş durumdadır. Yani gidecek yeri kalmamıştır. Tamamen kendisini yalnızlaştırmıştır. Bu böyle değerli bir yalnızlık falan da değil. Son derece tehlikeli bir yalnızlık. Üstüne üstlük çok acemice yapılan hatalar var. Yani işte o monşerler dedikleri diplomatları devreden çıkarmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Şimdi bakın, şuradan bir size şey, AB'nin bir açıklaması var. Mesela şimdi Avrupa Birliği'ni de tam olarak bilmiyorlar mı diye açıkçası aklıma geliyor. Çünkü AB'nin bir ortak dış güvenlik ve politikası, ortak dış güvenlik ve politika başlığı var ama AB bu alanda devletlere, üye devletlere şunu yap, bunu yap demez, diyemez. Çünkü Avrupa Birliği henüz ortak dış politika konusunda bir şey almadı, bir karar almadı. Koordine ve tamamlayıcılık fonksiyonuna sahip AB'nin kararları. Dış politika bunun altını çiziyor. Her ülkenin kendi alanındadır diyor. Avrupa Birliği buna karışmıyor. Şimdi Yunanistan'la olan bir meselenizde Yunanistan'ı masaya çekmek yerine Avrupa Birliği'nin meselesi haline bunu getirip de Avrupa Birliği'ni masaya çektiğiniz zaman sonuç böyle oluyor. Şimdi bu mesele, yani işte denizlerdeki sınırlarımız meselesi, münhasır ekonomik bölge meselesi, bunlar bizim Yunanistan'la görüşmemiz gereken meseleler. Zaten 2002'den beri o istikşafi görüşmeler bir şekilde devam ediyordu ve bu böyle gidiyor idi. Şimdi bunu Avrupa Birliği'nin bir sorunu haline getirip tüm AB üyelerini masaya çektiğiniz zaman Avrupa Birliği ile bütün ilişkilerinizi sıkıntıya sokuyor. Bu bir. İkincisi, bu Sevilla haritası meselesi. Yani aklım almıyor açıkçası. Yani özellikle Dışişleri Bakanı'nın işte Sevilla haritası eğer masadan çekilmezse biz o masaya oturmayız demesini anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü böyle bir haritanın hukuki hiçbir geçerliliği yok. Hukuki geçerliliği olmadığını Avrupa Birliği de açıklıyor. Diyor ki bizim için hukuki bir metin falan değildir diyor. Bir üniversitede araştırmacıların, akademisyenlerin yaptığı bir şey ve hukuki bir metin haline dönüşmemiş bu. Yani bizde mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi böyle bir şey yapıyor. ODTÜ haritası
diyorsunuz. Hukuki bir geçerliliği yok bunun. Avrupa Birliği de bunun altını özellikle çiziyor. Kaldı ki Amerika bir ABD Büyükelçisi bile hukuki bir şeyin değeri yoktur açıklaması yapmak zorunda. Ama biz şu anda şimdi sonunda ya. Biz öyle bir tutacağız ki korkarım hiçbir hukuki geçerliliği olmayan bir haritayı biz böyle bir hukuki bir şey zemin kazandıracağız ve karşımıza onu alacağız. Şimdi yani yapılan hatalar, üst üste yapılan hatalar, korkunç hatalar ve bütün bunlar Türkiye'yi çok ciddi olarak köşeye sıkıştırmış durumda. Ve yani siz etrafınızda baktığınızda bir dolu ülkede artık şeyiniz yok, büyükelçiniz yok. Ve yani yaptığınız, attığınız adımlarla kaç senedir bir araya gelmemiş olan Mısır ve Yunanistan'la ortak bilmem şey bölge yaptınız. Münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptırttınız. Hatta yeni İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Mısır ortak gaz formu anlaşması imzaladılar. Yani bütün bunların sebebi biziz. Biziz. Ne demek başka o? Bizim yanlış politikalarımız, bizim dış politikayı iç politikanın bir uzantısı olarak tasarlamamız ve uygulamamız. Geldiğimiz yer maalesef burası. Mesela Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı da dinledim Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Öyle bir konuşma ki şimdi Birleşmiş Milletler'e Birleşmiş Milletler'de olmayan bir önem ve değer atfediliyor. Yani sanki Birleşmiş Milletler'de o işte dünya 5'ten büyüktür derken, dünya 5'ten büyük dedi, 20 olsa, 30 olsa sanki dünyanın sorunları çözülecekmiş gibi. Birleşmiş Milletler'in böyle bir yaptırım gücü falan yok. Yani biz bazı kurumlara olduğundan çok daha fazla değer ve önem atfediyoruz. Aslında hep şey diye bakıyorum ben, yani o şeyler, konuşmalar oralara yapılmıyor, o konuşmalar içeriye yapılıyor. Dış politikayı böyle iç politikanın bir parçası olarak alıp bu şekilde uygulamaya kalkarsanız ve her başınız sıkıştığında dikkatleri dışarıya çevirmek için böyle bir şey yaparsanız, işte bir dönemler Türkiye bu bölgede bir istikrar adasıydı. O istikrar adası olma özelliğinizi kaybettiğiniz gibi sürekli oyun bozan bir ülke olarak herkesin uzak durmak istediği, kaçmak istediği bir ülke haline gelirsiniz. Ve ne yazık ki işte mevcut ekonomik koşullarınızla, mevcut işte toplumsal, derinleşen toplumsal, sosyal ve siyasal krizinizle böyle işte büyük alt emperyal ülke rolü falan da oynayamazsınız, yapayalnız kalırsınız. Peki. Şu anda geldiğimiz durum. Bu yani maalesef Abdurrahman işler acısı. Bilgiç'in dışarıda kedi bile değilken içeride kendimize kaplan havası. Ama giderek bu da çalışmıyor. Yani benim gördüğüm artık çalışmıyor. Yani Suriye'de bir ara çalıştı. Ama Libya'da aynı kamuoyundan aynı şey gelmedi. Yani Yunanistan'da aynı şey gelmedi. Bir de bakın öyle yanlış şeyler söylüyorsunuz ki. Şimdi mavi vatan diyorsunuz. Münhasır ekonomik bölgeyi mavi vatan diye tanımlıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ön koşulsuz masaya otururum. Allah aşkına bir yeri vatan diye tanımladıktan sonra masaya oturur musunuz? Vatan müzakere edilir mi? Vatan müzakere edilir mi? Vatan müzakere edilir mi? Yani adına vatan dediyseniz tavizsiz onu sonuna kadar savunacaksınız. Vatan diyorsunuz. Ama ondan sonra ben ön koşulsuz otururum. Şu anda masaya otururken de Yunanistan bir tek maddeyle masaya geliyor. Yunanistan. Sadece sınırlarla ilgili maddeye geliyor. Türkiye bir dolu koşul öne koyuyor. Şimdi yani işleri birbirine karıştırmamak lazım. Peki. Neyi yani, müzakere edeceksiniz? Hı. Somut olarak masaya tamam. Onunla oturmanız lazım. Şu ana lazım. Kadar 60 tur yapılmış. Yani Atina, bakın Yunanistan'da Ankara, problemimiz bundan sonra böyle devam eder, turun böyle 61.sinden sürer. Ne çıkacak çok merak ediyoruz. 61.si değil yani keşke bu istikşafi görüşmeler masadan kalkmadan sürse ve bugüne kadar sürdüğü gibi sürüp. Çünkü kolay bir çözümü yok o Ege'deki meselenin. Peki. Ama istikşafi görüşmelerde masada kaldığımız sürece hem biz rahat ederiz, hem Yunanistan rahat eder. Peki. Şunu tekrar vurgulayalım. Eğer bu mavi vatan olgusunu bu kadar fetişleştirerek, bu kadar öne çıkararak, bu kadar milliyetçilik dalgalarını kabartacak şekilde kullanırsanız o zaman Nesrin Naz çok haklı olarak şunu söyler.
vatan masada müzakere edilir mi kardeşim? Vatan masada müzakere edilir mi? O zaman bu benzetmenin doğası gereği büyük bir sakıncası var. Serhan Hanım, ne diyorsunuz? Yani burada aslında birkaç noktanın altını çizmek lazım. Bir kere Türkiye dış politikada aynen Nesrin Hanım vurguladığı gibi dış politikayı bir iç politika malzemesi haline sıklıkla getiriyor. Zaten Recep Tayyip Erdoğan popülist bir lider olarak aslında sürekli dış politikayı veya krize girdiği herhangi bir konuyu iç politikada çok farklı milliyetçiliğe dayanarak ya da kutuplaşmaya dayanarak çok iyi bir şekilde kendi lehine çevirebiliyor. Bu bazen işliyor, bazen işlemiyor. Bir kere bu görüşmelerin başlaması, yani sizin tabirinizde o fırtınanın Meltem'e dönmesi çok olumlu bir gelişme. Aytun Çıray'dan aldım. Öyle diyelim. Aytun Çıray'ın şeyiyle, ifadesiyle çok önemli bir gelişme. Çünkü esas, yani Türkiye'nin dış politikayla ilgili meselelerin başında dış politikanın diplomasiden uzaklaşması ve hamasi söylemlere veya iç politikayı kurtaracak bir takım çeşitli faaliyetlere dökülmesiyle ilgili bir sıkıntımız var. Ve Türkiye aslında birebir devletlerle olan ilişkilerini kopardıkça dış politikada, Nesrin Hanım'ın işaret ettiği şey çok önemli, daha büyük, daha böyle çok aktörlü masalara oturmak istiyor. Neden? Çünkü siz bugün ben İsrail'le aynı masaya oturmam derseniz veya işte ben Mısır'la aynı masaya oturmam derseniz, yarın diplomatik kurallar gereğince o masaya oturmak istersiniz. Ama iç politikada da bunu kendinize yediremeyince ne yaparsınız? Daha büyük masalar kurup o masada bir parça olmak istersiniz. Haliyle Nesrin Hanım çok iyi ifade etti. Sorunları çözemiyorsunuz. Yani bizim, diyelim benim Nesrin Hanım'la sorunum var. Ben sorunu sürekli çok daha geniş gruplara açıyorum. Bütün halk devrini sorunu haline getiriyorsunuz sorunu. Bir türlü bitiremiyoruz. Bu sefer işte Suat Toktaş da giriyor, Cafer Bey de giriyor, öbürü de giriyor. Enver Bey de giriyor, Atilla Bey de giriyor. Bu sefer herkes birbirimizle giriyor. Tartışmaktan sorunu çözemiyoruz. Çünkü hepimizin birbiriyle başka sorunları var. Şimdi Türkiye... Abi de zaten söylüyor yani. Bu diyor, ulus devletlerin meselesidir. Yani benim meselem değil diyor. Ama biz hala kart açıyoruz. İşte vize meselesini getiriyoruz. Bilmem ne meselesini getiriyoruz. Mültecilerle ilgili ilave bilmem şey istiyoruz. Her şeyi birbirine karıştırıyoruz yani. Ya orada mesela Avrupa Birliği Türkiye'de iç politikada sürekli hedef gösterilirken, işte veya batıdaki devletler sürekli hedef gösterilirken bir anlamda aynı masaya da oturmak zorunda kalıyorsunuz. Haliyle diplomasi devreden çıkınca iç politikanın bütün hamasi söylemleri, bütün iç politikanın dalgalanan noktaları dış politikaya etki ediyor. Dolayısıyla burada bir kere şeyin altını çizmek lazım. Dış politika, iç politika meselesi değildir ve diplomasinin mutlaka masada olması gerekiyor. Liderlerin birbiriyle atışmasıyla bu iş çözülemez. İkincisi, özellikle yani Mısır'la, İsrail'le, işte zaten Güney Kıbrıs'ta sorunlu ilişkilerimiz var. Bunlarla ilişkilerimiz koptuğu sürece oradaki bloktan, o gaz bloğu dedi ya Nesrin Hanım, o bloktan da dışlanıyoruz. Yani devletler kendi aralarında bir takım sorunları çözmek için veya ticari faaliyetleri yürütmek için belli gruplar oluştururken Türkiye bunların da dışında kalıyor. Dolayısıyla hani o kaplan kedi benzetmesi de burada önemli. Dolayısıyla dış politikada yalnız bir Türkiye var. Burada başka bir konunun daha altını çizmek gerekiyor. Bence muhalefet partilerinin dış politikayla ilgili aktörleri aslında çok iyi söylemler kurmuşlar. Ama Türkiye'nin bugün en temel sorunlarından biri olan dış politika bu kadar gündemdeyken, haftalardır konuşuyoruz. Ve bir anlamda da bu kadar sorunluyken bence muhalefet partilerinin çok daha farklı bir şekilde dış politika gündeme geldiğinde paralize olmak yerine daha stratejik, daha tutarlı ve kamuoyunu çok daha iyi bir şekilde bilgilendiren bir karşı strateji de geliştirmeleri gerekiyor. Bence en temel eksiklerden birisi de bu. Ve o tartışmayı biz bugün entelektüel ortamlarda yapabiliyoruz. Dış politika uzmanları anlatıyorlar ki onların bu konudaki katkıları çok daha önemli bence. Ama bir taraftan da muhalefet partilerinin her gün, ama her gün hani dedik ya ulusal çıkarlar, vatan meselesi, mevzu vatan meselesi ise o zaman her birinin bu konuyu çok iyi bir şekilde topluma aktarabiliyor olmaları lazım. Çünkü en ufak bir dış politika meselesi gündeme geldiğinde benim gördüğüm pek çok yorumda bunu içeriyor. Muhalefet partileri hemen paralize olabiliyor. Çünkü o zaman ne diyorlar? Ne demek paralize olmak? Şunu söylüyorum. Soru, mevzu bahis vatansa iktidarın yanında saf tutabiliyorlar. Çok kolay bir şekilde. Eleştiriler cılız kalıyor. Yani seslerini yükseltmeleri gereken yerde yükseltemiyorlar bunu. Dış politika
yükseltemiyorlar ve şöyle dış ülkenin politikada çıkarlarını savunamıyorlar. Ülkenin çıkarlarını savunamıyorlar. Hayır, Atilla Bey savunamıyorsunuz. Ben de hiç Atilla abi burada yokmuş gibi konuşuyorum. Hayır, şöyle. Yok, bir dakika. Sizin ben cümleyi evet, bitireyim. CHP İzmir milletvekili muhalefet sesini yükseltmiyor derken tabii ister istemez partinin milletvekili olarak söz hakkım tabii, doğuyor. Tabii ben cümleyi yani, bitireyim. Evet, sadece evet. Şunu söylemek buyur, istiyorum. Kader Sevinç'in de söz hakkı doğuyor. O da tabii CHP burada CHP bloğu oluşmuş durumda. Hayır, lütfen sözümü bitireyim. Evet. Siz cevap hakkınızı buyurun. Kullanın. Şimdi şöyle bir şey var. Yani muhalefet partileri elbette bir takım söylemler üretiyorlar. Ama şunu söylüyorum. Karşınızda çok güçlü ve her seferinde milliyetçiliği çok etkili kullanabilen bir lider var. Ve mevzu vatan olunca dış politika hep öyle kodlanır ya. Parantezi yerli milli ve yerli milli işte vatanın vatan. Çıkarlarını savunmak falan filan olunca muhalefet partileri belki de stratejik olarak çok kolay benim gözlemim, benim gördüğüm çok kolay bir şekilde o bloğa eklemlenebiliyorlar. İktidarın yanında saf tutabiliyorlar. Ve bence itirazları cılız kalıyor. Yapılması gereken topluma dış politikadan biz anlamayız diyen, bu çok teknik bir mesele diyen toplumun çok geniş kesimlerine bu şeyin yani bu gidişatın neden doğru olmadığını ve ilişkileri yürütme biçiminin neden yanlış olduğunu bir kere peki. Çok etkili ve iyi anlatmak lazım. Bir şey aklıma geldi. Ben onu söyleyeyim. Bir yanıt verebilir miyim? Bir yanıt verebilir miyim? Ama çok kaçacak şey kaçacak. Yani, Amin Maluf'un, Amin Maluf'un evet. Çok güzel bir şeyi var. Amin Maluf bu son kitabında şöyle der. Şeyi anlatırken, Nasır'ı anlatırken, Nasır Müslüman kardeşlerden çok daha fazla Müslüman, milliyetçi gruplardan çok daha fazla milliyetçi olduğunu göstermek için hiç arzu etmediği 67 Savaşı'na girmek zorunda kaldı der. Ve bu da onun, hem onun hem de Mısır'ın sonu oldu der. Yani Seren'in söylediği budur. Şimdi ben Seren Hanım'ın söylediklerini hatırlatmalarla yanıt vermek isterim. Şöyle, onların milliyetçiliği muhalefeti paralize ediyor diyor. Ve buna bir yanıt gelmiyor diyor. Özü dış bu. Politika. Dış politika. Yeterince güçlü. Yani bir bakın, yanıt gelmiyor diyor, zaman, bir alternatif o zaman, gelmiyor diyor. Suriye politikası ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği Suriye'de ne olmalı konulu büyük bir toplantıyı izlemedi. Çok iyi biliyorum. Sonuçlarını da yayınladılar. Evet. Ben diyorum ki devam mesele bizim miyim? Takip devam etmemiz değil miyim? Anlatılması. Devam edebilir miyim? Onların milliyetçiliği diyorsun. Onların milliyetçiliği Sakarya'da bitti. Tank palet fabrikasında bitti. Hiçbir milliyetçi, yani bırakın milliyetçiliğini, yurtsever, demokrat, ne derseniz, neyi, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Bir vatan evladının kendi silah fabrikasını Katarlara teslim etmesi onların milliyetçiliğini zaten bitirdi. Orada bir milliyetçilikle bizi paralize etmeleri mümkün değil. Libya konusunda Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını çok net bilmeniz lazım. Çok net tavır aldık mecliste. Libya konusunda da. Yani biz iktidarın her dediğine atılmak ve doğrulamak zorunda da değiliz. Bakın Ünal Çeviköz daha yeni tweetler atıyor ve açıklamalar yapıyor izliyorsanız. Diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip bilgi vermek zorundasınız. Aslında bu iktidar aklı başında bir davranış biçiminde olsa dış politikada muhalefeti de ikna etmek için toplantılar yapar ve Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve birlikte hareket ederek yurt dışına karşı bize yönelik işte düşmanca, hasmane dedikleri tutuma karşı topyekun bir hareket geliştirir. Onu yapabiliyor mu? Yapmıyor. Özellikle yapmıyor. Neden yapmıyor? Biraz önce sizin söylediğiniz içeride bir kahraman, biraz önce işte aslan kaplan tanımı, dışarıda kedi. Şimdi böyle bir yapıyı artık Türkiye'deki toplum gördü ve asla inanmıyor bu yalanlara. Çünkü Türkiye'nin kaç tane dostu kaldı? Kaç ülke kaldı? Katar dışında hangi ülkeyle biz gidiyoruz, geliyoruz? Sadece Suriye politikasında bakın, Esad, Esed olduğu zaman Türkiye'nin o dönemdeki dış ihracatı, yani Suriye ihracatı o bölgenin, yani Güneydoğu Anadolu bölgesinin, Doğu Anadolu bölgesinin 6 milyar dolardı. Yani sen ey Almanya diyorsun, Almanya'ya kafa tutuyorsun,
ey Hollanda diyorsun. Yani ey Almanya dediğinde senin bütün ticari ilişkilerin, Türkiye'deki bütün ticari ilişkileri yapan tekstil sektörü başta olmak üzere etkileniyor. Bıçakla keser gibi kesiyor Almanya ilişkileri. Peki. Şimdi bütün bunları yaparken, bunları yaparken Cumhuriyet Halk Partisi bu konuları biz özellikle asker ve iktidar arasındaki tutumu ayırıyoruz. Peki. Atilla Bey, asker konusunda biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak askerin yanında saf tutuyoruz ve milliyetçilikse bizim altı okumuzdan biri milliyetçilik. Milliyetçilik, devrimcilik bunlar bizim altı okumuz. Ama onlarda zinhar milliyetçilik yok. Bu ülkeyi emperyalistlere peşkeş çeken bir anlayışın Türkiye uygulamasını adım adım yapan, gerçekleştiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Peki, Nesli Hanım'ın bir sorusu var. Bu arada buyurun. Yönetmenin bu Miryo Kefalon Savaşı'nın klibide hazır olduğu zaman bana bildirin lütfen. Evet. Tam da bu işte asker dediniz. Zaten dış politikada diplomasiyi değil askeri sahaya sürerek yapıyor. Askeri sahaya sürerek yaptığı için neden gelip işte şeye Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet partilerine bilgi versin ki? Ne zaman meclise bir tezkere getirse zaten muhalefet hemen asker masaya sürüldüğü için, asker sahaya sürüldüğü için ve bu iktidarın şu şeyi var, şu ısrarı var. Sahada olmayan masada olmaz. E zaten muhalefet de bunu satın alıyor ve muhalefet el kaldırıyor tezkereye. Libya'da ne işimiz var diye sorup, hayır, Libya, niye gelip Suriye'de Libya falan konusunda, size sorsun. Libya konusunda el kaldırmadığımızı bilirsiniz. Libya'yı yani. Biliyorum ama ben ondan öncesi Libya'ya gelene kadar Atilla çok Bey'e, yol alındı. Şimdi Atilla Bey, siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni tabii ki bütün programlarıyla falan anlatabilirsiniz. Burada muhalefeti eleştirmenin böyle dayanılmaz bir hafifliği vardır ya, orada da değilim. Ben şunu söylüyorum, yani toplumu da doğru bilgilendirmek lazım. Şimdi muhalefet partilerine bugün büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk da şu, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefetin bir demokrasi ittifakı oluşturmak sorumluluğu var, ülkeyi otoriterlikten çıkarmak aynen. sorumluluğu var. En önemli. Bunda çok önemli adımlar atılıyor ama bu iktidar her seferinde dış politikayı bu kadar iç politika malzemesi yapıp ve bu demokrasi ittifakını gerektiğinde sarsmak için bir malzeme olarak kullanıyorken bence muhalefetin programları sadece bir takım konferanslarda ve orada yayınlanan bildirilerde kalmamalı. Ben çok iyi takip ediyorum ama toplum, sokaktaki insan, yani bu görüşten, bu fikirden etkilenen insanlar bir iletişim stratejisiyle sizin programlarınızı çok iyi bilmeli. Benim yorumum şu, pek çok açıdan çok iyi programlar ve söylemler üretilebilir ama dış politika konusunda bütün muhalefet partileri çok zayıf kalıyor. Bu konuda çalışmalar yapmanız gerekiyor. Peki. Ömer Aysel'e. Ben birkaç şey not aldım. Biraz başka bir bağlamdan da bakmak istiyorum. Bir tanesi, geçen de bir espri latifi oldu. Nesrin Hanım da sözcüğü kullanınca ona vurgu yapayım dedim. Durup dururken hayatımıza şey sayesinde, Ömer Çelik sayesinde istikşafi diye bir sözcük girdi. Yani ben sözcükleri seven, düşman olmayan bir edebiyatçı olarak, yani hayatımı edebiyat üzerine kuran bir sözcükleri severim. Lakin AKP'nin nasıl hegemonik bir yapısı olduğunu göstermek açısından bence bu da önemli. Şimdi sorsak sokaktaki insana istikşafi nedir diye kimse bilmez. Aslında istikşafi. İstikşafi, istikşafi sözcüğünün sorunu şu. Benim oğlum da öyle diyor. Hangi dilde konuşuyorsun sen? Bu sözcüğün karşılığı şu. Hani böyle arama konferansları falan yapılır ya, çok gülerim ben o lafa, yani partiler falan niye arama konferansı yapsın? Zaten partilerin kadroları o iş için vardır. Aradığını içeride bulunsun, kadroların vardır. Yani arayacağın adamı içeri alırız. İstikşafi de biraz böyle bir şey. Biz konuşalım da işe yarar bir şey varsa onu kullanırız. O anlama geliyor. Ya yani hiçbir anlama gelmiyor aslında. Bu diplomasi... Ama masada kaldık anlamına geliyor. Ama bu diplomasi... 2015 Haziran'la Kasım arası. Evet, orada yani MHP CHP bir şeyi hatırlat. CHP AKP. AKP tam MHP Davutoğlu. Yani Davutoğlu'nun yolları oraya bir o parti, bir bu parti istikşafi oradan kazandı. Anladım. Oradan, oraya geleceğim. Oradan girdi. MHP'nin oyun bozduğu dönemdeki süreç istikşafi oradan. Bu AKP'nin hegemonik dili de nasıl yönlendirdiğini bir göstergesi. Bunun altını çizmek isterim. İkinci mesele,
Diplomasi hakkında konuşurken... Bir şey söyleyeyim ama 2002'de biz daha iktidardaydık. Yani işte Yunanistan'la görüşmeler... İstikşafi mi diyordunuz siz de? İstikşafi diyordum. Öyle mi? Evet. O zaman diplomasi de ona... Hiç de duyuramamışsınız. Hayır, diplomasi de ona istikşafi diyor. O zaman değiştiriyorum. AK Parti iktidarı dışında bir iktidar oldu mu bu ülkede geçmişte? Siz o kadar genç misiniz? 18. yüzyılın ikinci yarısıydı. Demek ki latife ederek şey yapayım. Merkez sağlı sözcü seviyor diyelim İstikşafi. Devam edelim. AKP merkez sağ değil. Diplomatlar seviyor, biz sevmiyoruz. Ben de oraya geleceğim. Şimdi diplomasi ile ilgili şunu önce bilmemiz lazım. Siyaset konuşmakla diplomatların dili arasında fark var. Diplomatların dili burada uzaktan baktığımızda bir tür Çince gibi, yani harfleri ve dili kavramamız mümkün değil. Saatlerce konuşuyorlar, belli metinler oluyor. Aslında pek de bir anlam ifade etmiyor o metinlerde, onların bir anlamı oluyor. Yani mesela şu tavrı gözetiyorlar: masa kalsın. Masanın kalması demek en azından savaşın çıkmaması demek. Masanın kalması demek en azından iki toplumun birbirine düşman olmaması demek. Ama bir taraftan da gel bırak taktiğiyle içeride seçime yaklaşırken giriyorsun, seçimi aldıktan sonra bırakıyorsun falan. Dolayısıyla diplomaside bu işi sizin söylediğiniz gibi bizde de çok iyi beceren insanlar vardı. Onlara monşer deniyordu, aşağılanıyordu ama bunlar germeyi, bırakmayı, yarı germeyi falan idare ediyor. Çoğu zamanda uzaktan yakılan, dış siyasetten anlamayan genel başkanlarına rağmen bu işi götürüyorlardı. Çünkü devletin o zaman eskiden, beğenin ya da beğenmeyin, bir uluslararası konumu vardı. İtibarı vardı ve şeyi vardı. İtibarı vardı, yani politikası vardı. O dönemin siyasetçileri, ben yani o dönemden elçileri biliyorum. De, büyük elçileri de öyleydi. Onu söylüyorum. Şuraya çok önem verilirdi. Türkiye'nin bölgede bir barış ve istikrar adası olmasına çok önem bunun verilirdi. Bunun nedeni de Cumhuriyet'in temel kavramları falan. Şimdi bunlar ortadan kalkınca, hep konuştuk, yepyeni bir hikaye yaratmaya çalışınca ve bu konuda hiçbir deneyiminiz ve malzemeniz olmayınca sınıfta kalırsınız. Bunu da söyleyeyim. Gelelim diğer meseleye. Önemli bu AB meselesiyle ilgili olarak. Şimdi Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki temel açmaz, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sözde kendi kafasında uyanıkça davranmaya çalışarak liberal solcuları burada işte vesayeti kaldırıyoruz, Türkiye demokrasi geliyor, işte Türkiye'de postallardan kurtarıyoruz falan gibi bir yalan yanlış safsatayla, hiç de hakikatini görmediğiniz bir şeyle AKP iktidarının neredeyse doğrudan olmasındaki rolleri, bazı AKP'li şeylerin, Kader Hanım bize anlatır, kulis bilgilerinde ya da röportajlarında falan görüyoruz ki AKP'nin bugün geldikleri noktadan hiç memnun değiller. Çünkü sözüm ona, onların batıda herhalde öngördükleri türde bilemiyorum ama böyle Hristiyan demokrat falan tarzında bir hükümet kurulacak. Liberalleşmiş bir tavır olacak. Asgari bir demokrasi olacak. Piyasa ekonomisi tıkır tıkır işleyecek. Avrupa'ya uyumlu böyle bir ülke falan olacak zannettiler. Halbuki Türkiye'deki iktidardaki parti biraz araştırsalar, Erbakan'ın son dönemine de baksalar, tarihsel sürece de baksalar, geleneksel merkez sağ siyasetinden farklı olarak siyasal İslamcı, neo-Osmanlıcı düşleri olduğu ve bu neo-Osmanlıcı düşlerinin bu hayalci tarafın bazen bölgedeki pek çok meselede Türkiye'yi tehlikeye atabilecek durumları olduğu ve nihayetinde şöyle saçma sapan durumların insanlık trajedisi olacak durumlara geleceğini gösteriyor. O da şu, bana göre en trajik durum şu. Düşünün ki öyle bir noktaya geldi ki dünya, Türkiye'ye gelen sığınmacılar Avrupa ile Türkiye arasında bir pazarlık haline geliyor. Diyor ki Sayın Erdoğan, bırakırım, benim çektiğimi siz de çekersiniz. Apar topar Merkel buraya geliyor, aman diyor, sana para vereceğim diyor, bunlar burada kalsın diyor. Erdoğan'ın ikinci hamlesinde parayı da göndermedin diyor. Daha sonra bir kısmını bırakıyor. Şimdi tabloya baktınız. Bana ne oldu diyor. Ama baktığınız zaman ne Avrupa Birliği'nin... Sınıra gönderiyor. Ne Avrupa Birliği'nin insan hak ve özgürlükleri meselesi ortada kalıyor. Ne burada bir günah çoluk çocuğun ölmeleri, onların kaderi, trajedisi ortada kalıyor. Ne de bu Suriye meselesinde doğrudan Türkiye'nin yanlış politikası ortaya çıkan tablodan dolayı Türkiye'de tuhaf bir milliyetçilik oluyor. Kimse şunu anlamıyor. Bence en önemlisi mesele bu. Avrupa'nın da ikiyüzlülüğünün göstergesi bu. O da şu: kardeşim, Suriye sorununda bizim yanlış politikamız sebep oldu. İnsanlar bizim ülkemize geldi. Biz bu insanlar geldi diye bu insanları küfür etmeye başladık. Bu insanların çok ciddi bir kısmı bu ülkede doğdu. Yani adam Arapça falan da bilmiyor. Çocuk burada doğmuş, burada büyümüş. Sorsan ülkesinin yerini bile bilmez. Kimliği yok, eğitimi yok, geleceği yok. Ve sen basbayağı Türkiye'de tıpkı geleceğe kalacak,
Kürt sorununun bir diğeri Suriye sorununu yaşatacak bir hale geliyorsun. Kesinlikle. Ve bunun müsebbibi doğrudan Avrupa Birliği'nin de tutumudur. İnsanları botlarda öldüren, bunlara göz yuman falan meselesidir. Dolayısıyla hangi Avrupa sorusunu sormamız gerekiyor? Oradaki cevap şudur. İki Avrupa var karşımızda. Bir tanesi uygarlık ölçüsünü koymuş, etik değerleriyle gelişmiş, ifade özgürlüğünü, vicdan hürriyetini sağlamış, demokrasiyi, hukuku işler kılan ve dünyada bugün gelişmiş dediğimiz demokrasileri oluşturan Avrupa. Bir taraftan kapitalizmin dibine kadar uygulandığı son derece pragmatik, sağcı, sömürgeci, her yerde çıkarından dolayı halkları ezen, ikiyüzlü davranan bir Avrupa. Erdoğan da elbette herhalde hepimizden daha siyasetçi olduğu için bu iki Avrupa'yı da zaman içerisinde tanıdı. Yeri gelince o kartla oynuyor, yeri gelince bu kartla oynuyor ama her seferinde Türkiye'de milliyetçiliğin müşterisi var. Ben size katılıyorum şu bağlamda. CHP'nin de sırtında büyük bir toplumsal sorumluluk var. Manevra yapmak o kadar kolay olmuyor. Niye? Çünkü CHP bugün radikal bir muhalefet etmeye kalktığı zaman zaten Erdoğan bütün propaganda aygıtlarıyla zaten bunlar diyor ki milli falan değil. O sırada düşünün Kılıçdaroğlu'nun kurduğu masada Akşener var, Karamollu oğlu var, bilmem ne var. Bir anda adam onlara dert anlat, bizim gibi solculara bilmem neye dert anlat, iş zor. Yani şeyin, ben Kılıçdaroğlu'nun işi çok kolay demiyorum. Değil. Ama kesinlikle. Kılıçdaroğlu'na itiraz ettiğim nokta şu, Sayın Sertel'in de dediği gibi şu yapılabilir tam da bugün. Hakikaten hatta GYK ittifaktaki üyeleriyle birlikte bir dış siyaset anımsatması olan manifesto yapılabilir. Ve şu söylenebilir. Lütfen bitireceğim Gökmen. Şu söylenebilir. Ben yok kalemi sadece yapıyorum. Yok abi beni harcayacaksın diye uyarıyorlar beni. Şu yapılabilir rahatlıkla. Bir manifesto yaparsınız. AB'deki... Ama Enver'in yöntemi iyi bir yöntem. Tabii devam tabii. Kalemi şöyle yaptım. Ben de kaç yıldır televizyoncuyum Gökmen'i yer miyim? Neler yaptı bana? İyi bir yöntem. Sonuçta şuraya geleceğim. Mesela Kılıçdaroğlu, Beren Hanım'ı da alsa ve Türkiye'deki belki de parlamento dışında dese ki kardeşim Avrupa ile ilişkileri şöyle kotaracağız. Yunanistan'la ilişkileri diğerleriyle karıştırmayacağız. Şöyle yapacağız. Yani mesela bazı meseleler sorun değil. Meis Adası'na baktığın zaman o sorunda senin haksız olduğunu söyleyin deli olması lazım. Ada senin burnunun dibinde. Nasıl şimdi Meis'te yani falan. Ama son tahlili belki şuradan bırakıp sözü de bitirmem gerekiyor. Erdoğan'ın çok ustaca yaptığı bir şey var. Erdoğan kendi siyasi düşleriyle ve saray rejimiyle Türkiye'nin tarihsel kaderi ve tüm halkın kaderi sanki ortakmış gibi davranıyor. Halbuki bu böyle değil. Saray pragmatik davranabilir. Zaman zaman öyle, zaman zaman böyle yapabilir. Bazen Katar onun en iyi ortağı olabilir. Ama benim en iyi ortağım uygar dünyadır. Uygar dünyada sadece Avrupa'dan ibaret değildir. Dünyanın bütün halklarında vardır. Kaldı ki örneğin kardeş Yunan halkıyla iki siyasi lider istedi diye bizim kavga etmemizin bir manası da yoktur. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin bu bana göre göçmen katili olan iktidarlarıyla oradaki göçmen çocuklarını evine alan insanlar arasında fark vardır. Biz hangisinin yanında olacağımızı bileceğiz. Peki. Dolayısıyla AKP benim bekam Türkiye'nin bekasıdır meselesine karşı durmak gerekiyor. Özdeşleştiriyor kendini evet. Ve sizi dışarıya atıyor. Gökmen Bey kesmeden dinlediğiniz için rica ederim. Çok bütün kartları bu kullanıyor. Nadir yaşanabilecek anlardan bütün, biri bunun tadına varsaydı bütün, yani. Evet, bütün kartlarını kullanıyor, bütün gücünü kullanıyor, bütün parayı kullanıyor, bütün tehditleriyle, şantajlarıyla, propaganda araçlarıyla, medyasıyla kullanıyor. Peki. Ama bir gün gelecek son. Yazacak. Ama AKP son. Şeyi çok eriliyor. Otoritesini mi kalitesini yani kabul ettirdiği siyasetten tabii. Şimdi sandıkta son. Ve bunu yapıyor. Sandıkta son. Şimdi CHP Avrupa Birliği temsilcisi Kader Sevinç, ona soralım. Buradaki tartışmaları nasıl karşılıyor? CHP ile ilgili konuşulanlar hakkında ne diyor? Yine Avrupa Birliği hakkında bize hangi bilgiler verecek oradan? Kader Hanım sizi dinliyoruz. Şimdi öncelikle bazı gerçekleri ortaya koymak lazım. Elbette ki Recep Tayyip Erdoğan eşittir Türkiye Cumhuriyeti demek değildir. Bu dünyada da bugün gayet net bir şekilde anlaşılan bir gerçek haline de geldi. Bugünkü iktidarın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi çıkarları ve siyasi ajandası Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ajandası da olamaz. Bununla beraber Türkiye'nin elbette ki ulusal çıkarları söz konusu olan konularda muhalefet partileri de mevcut ister iktidara ister devlet politikamızı destekleyecek yönde tabii ki tavır alacaktır. Buna kuşku yok. Elbette ki haklı olduğumuz davalardaki
bu Doğu Akdeniz konusunda çok haklı olduğumuz pek çok konu var. Bu konularda biz sadece muhalefette olduğumuz için tutup da bu yönde iktidarı eleştirecek değiliz. Elbette ki haklı olduğumuz konularda o haklı olduğumuz konuların ne olduğunu hem Türk kamuoyuna hem de uluslararası kamuoyuna açıklıyoruz. Şimdi CHP ne yaptı bu konularda ve aslında iktidar buraya nasıl geldi? Çünkü şimdiki tartışmadan anladığım, gördüğüm kadarıyla bilinmeyen, Türkiye'de çok iyi yansımamış belki bazı noktalar da var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz bir pazar günü bütün bu olaylar olurken, tam işte Oruç Reis gemisinin çekildiği günlerde bir pazar günü MYK'sını olağanüstü olarak topladı. Yani bu ciddi bir olay. Ve hatırlayacaksınız bütün televizyon kanalları, medya, toplumda da geniş bir şekilde yankı buldu, tartışıldı, konuşuldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi orada ne dedi? Evet, bizim haklı meselelerimiz var, haklı konularımız var. Bunları diyalogla, diplomasiyle masada çözmek gerekir. Ancak haklı davalarımızda da iktidar bunları iç siyaset malzemesi birincisi yapmamalı, ikincisi de haklı davalarımızda geri adım atmamalı. Çünkü iktidar ne yaptı? İçeride çok yüksek bir milliyetçi ton pompaladı içeriye. Tamamen yanlış bilgilerle bu arada. Onu da biraz sonra açıklayacağım. Ondan sonra da Amerikan Dışişleri Bakanı Kıbrıs'a, Yunanistan'a ziyarette bulundu. Amerikan Başkanı'nın telefonla her iki tarafla da görüşmesinin olduğu gün tam da tesadüfen Oruç Reis gemisi çekildi. Hatırlayacaksınız. Ama dediler, nedendi sonra? Biz zaten çekecektik. Naltex o güne kadardı dendi. Ama ondan sonra tekrar iktidar ne açıklaması yaptı? Diplomasiye bir şans vermek istedik ve bundan sonra da pek çok çelişkili açıklama yaptı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Parlamentosu bu konuda, Doğu Akdeniz konusunda bir karar aldı. Ve biz bunu dakika dakika izledik, takip ettik ve o sürecin içerisinde de yer aldık. Ve bununla ilgili olarak da yine Cumhuriyet Halk Partisi bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da tespitimiz şuydu, Emer Bey'in söylediği şey, Avrupa Birliği'nin nerede yanlış yaptığını da tespit etti. Yani Avrupa Birliği olaya üyeleriyle bir dayanışma perspektifinden bakıyor. Aslında burada dış politika konusunda şöyle bir şey var. Yani biz üyelerimizle dayanışma içindeyiz, Güney Kıbrıs, Yunanistan'la dayanışma içerisindeyiz diyerek Türkiye'nin haklı olduğu noktaları da yok sayma çabası içerisindeydi. Biz bunu da eleştirdik örneğin yaptığımız açıklamada, Sayın Ünal Çeviköz'ün yaptığı açıklamada. Bu da eleştirildi aynı şekilde. Fakat olayı biz birazcık daha geriye saralım. Bunu kamuoyunun da bilmesinde fayda var. Şimdi biz buraya nasıl geldik? 2016'ya kadar işte danışma görüşmeleri denilen Türkçesiyle daha net anlaşılabilecek şekilde danışma görüşmeleri olmuştu. Ama sonra bir daha Yunanistan'la bu görüşmeler hiç olmadı mı? Oldu. Biz bunu nereden öğrendik? Geçtiğimiz yaz boyunca Türkiye Cumhuriyeti adına Sayın Erdoğan, Sayın İbrahim Kalın'ı Berlin'e gönderip gizli görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı Yunanistan'la. Yani Türkiye kamuoyundan gizli görüşme mi gerçekleştirdi iktidar Yunanistan'la? Evet, öyle görünüyor. İbrahim, biz Kalın bununla ilgili açıklama bekliyoruz iktidardan. Çavuşoğlu dururken. Biz bununla ilgili, ben bununla ilgili haftalardır soruyorum, partimi de aynı şekilde bilgilendirdim. Ve partimiz de Sayın Ünal Çeviköz mecliste bunu bir yazılı soru önergesi haline getirdi. Kamuoyuyla da paylaştı, basınla da paylaştı sonrasında. Biz bunu kurumsal olarak da mecliste sorduk. Sorularımız şunlar, çok basit, çok net. Uzatmaya gerek yok. Bir, niçin Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar köklü bir diplomasi geleneği olan, bir devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti, birincisi muhalefetinden, Gazi Meclisi'nden ve kamuoyundan gizlenerek gidip Berlin'de Yunanistan'la gizli görüşmeler yapmıştır. Bununla ilgili niçin bilgi verilmemiştir? Bu gizli görüşmelerin gündeminde hangi konular vardır? Adalar konusu mu vardır? Gaz meselesi mi vardır? Buralarda hangi sözler verilmiştir? Peki biz bunu nereden öğrendik? Biz bunu bir Yunan basınından öğreniyoruz. İki, Yunanistan Başbakanı'nın Time'a yazdığı makaleden öğreniyoruz. Belki Kader Hanım, belki yalan söylüyor onlar. Niye onlara güveniyorsunuz? Şöyle, sonrasında bunun araştırdığınız zaman, arka planını araştırdığınız zaman ortaya ne çıkıyor? Şöyle bir bakalım. Tabii ki olabilir, onlar yalan söylüyor olabilirler. Hayır, Türkiye kendisi bunu kendi ağzıyla Dışişleri Bakanı itiraf etmiş.
itirafı da şu şekilde: biz Berlin'de Yunanistan'la görüşüyoruz diyor kendi meslektaşı, Maltalı meslektaşıyla yaptığı basın toplantısında. Peki meclise bilgi verdiniz mi? Böylesi önemli bir konuda. Muhalefet partilerine bilgi verdiniz mi? Hayır. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu meclis düzleminde de sormakta. Bu konu meclise çağırıyor zaten. Şimdi Gökmen, burada bilgi vermeye çağırıyor. Kader Hanım'a ve ben bu programda ve yıllardır yaptığım gibi bir şey hatırlatmak isterim. Bu hatırlatmayı yapmadığımızı unuttuğumuz zaman hakikat kayboluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, çok üzülerek söylüyorum, Gazi Meclisi'nin bizim anladığımız anlamda bir yetkisi kalmamıştır. Biz halen eski sistem devam ediyormuş dolayısıyla gibi davranıyoruz. Dolayısıyla, öyle bir şey yok artık. Ama öyle bir şey yok diye bunları talep etmesin mi? Hayır, bir dakika. Rejim değişti. Rejiminiz değişti. Burada önemli bir şey. Değişmiş bir rejimin yeni dinamikleri vardır. Tabii ki Atilla Sertel milletvekili olarak elinden geleni yapacak. Ancak düşünün ki, şimdi Atilla abi dedi ki, Kalın gideceğine Mevlüt neydi? Çavuşoğlu. Memur. İkisi de memur. Tabii birinden diğerinin farkı yok ki. Yok, yani Dışişleri Bakanı meclisin içerisinden çıkmış birisi değil. Seçilmiş değil. Sistemde bakan yok zaten. Kabine yok. Tabii kabine yok. Anlıyorum da. Sözü nereye getireceğim? Anlıyorum. Sadece şunu soruyorum. Sözü nereye getirmeye çalışıyorsun? Rejim değişti diye meclisi terk mi etsinler? Artık soru önergesi vermesinler mi? Artık kamuoyunun dikkatini çekmek için bir takım soruları ortaya at. Söyleyeceğim. Onu söylemeyeceğine eminim. Hayır, o değil mesele. Mesele o değil. Mesele yani. Şu, bu ciddi bir mesele. Evet. Atilla abi bak, şöyle bir sorun var. Sen böyle bir durumda kamuoyuna soru sorduğun zaman Erdoğan şöyle diyor: kardeşim, benim tek şeyim, muhatabım millettir. Ben bu meseleyi sana ne anlatacağım? Millete anlatırım diyor. Şimdi evet. millet soyut bir kavram. Bir kere o millette ben var mıyım belli değil. Benim milleti dediğim zaman ben o %50'de yokum zaten. O ayrı. Ama bakın, çok önemli bir şey söylüyorum. Dolayısıyla AKP'nin otoriterliği dediğimiz mesele bu. Yani siz milletvekili olarak soru önergesi verdiğinizde muhatabı yok. Cevap vermeyebilir, verebilir. Genellikle de vermiyor zaten. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bile çoğu zaman oturumu açtığında kime, neyin oturumu, biz neyi tartışıyoruz diye soru soruyor. Çünkü öteki tarafta başka. Bunun karşılığı şudur: sizin yapmanız gereken, doğru olarak da yapılan şey, sahada olmak, insanları uyarmak, gerektiği zaman komisyonlarda mücadele etmek ama şu hakikati de bilmek. Nihayetinde Gazi Meclis'e bilgi vermediler. Adam diyecek ki, geçmiş kardeşim o. Ben halkıma sesleniyorum. Peki. Üstelik istediğim zaman sesleniyorum. Bir dakika, burada bir düzeltme yapalım. Öyle bir şey yok. Yani burada ne Gazi Meclis'e bilgi veriliyor, ne muhalefet partilerine bilgi veriliyor, ne de kamuoyuna bir açıklama yapılıyor. Tamam. Yani halktan halka da bir bilgi verilmiş. Evet. Şimdi burada Kader Hanım'ın anlattığı halka veriliyor aslında. Halka şöyle diyor. Diyor ki işte Yunanistan'da 572 yıl Türkiye'nin geleceğini kurtaracak bir gaz zenginliği var diyor. Yok. Oruç reisimiz gitti diyor. Böyle söylüyor. Halk. Şimdi bu dediğiniz Gökmen Bey, hayır öyle demeyin. Sokağa çıkın sorun. İnsanlar buradan gelecek gazla bu ekonomik krizin atlatılacağını düşünüyorlar. Tamam, onu kastetmedim ama Kader Hanım da onu kastetmedi. Kader Hanım şunu sordu az önce. Enver Bey çok doğru bir şey hatırlattı. Tamam. Dedi ki yani biz bugün hemfikir olmaz, beni şaşırttı o ayrı. Bütün yaptığımız konuşmalar bizim eski rejim varmış. Yani sorumlu bir hükümet, meclise karşı sorumlu bir hükümet varmış, seçilmiş insanlar varmış, bir devlet organizasyonu, idari yapı varmış gibi biz hareketi. Öyle bir şey yok. Tamam. Tek yetkili var ama sorumluluğu yok onun, o tek yetkilinin Cumhurbaşkanı. Bakanları o atıyor, bakan değiller aslında. Yani işte Amerikan sistemindeki siyasi karşılığı sekreter, onlar seçilmiş değil biliyorsunuz. Tamam. O bir altta bir idari yapı var ama o onun atayana da o kendileri atayamıyor. Böyle garip bir hibrit bir yapı var. Şimdi bakın, diplomatların konuşacağı yerde siyasetçiler konuşuyor. Siyasetçilerin cevap vermesi gereken yerde işte bir bürokrat ortaya atılıp bir şeyler söylüyor. Eski askerin Hüseyin Akar konuşuyor. Evet, kim kime ne diyor belli değil. Yani mesela Yunanistan'da işte Dışişleri Bakanı bir şey söylüyor. Buradan bir bürokrat o da
cevap veriyor. Ya da tweet üzerinden bir bilmem ne atıyor. Son derece karmaşa var. Mesela Güney Kıbrıs konusunda bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'nin hayır hatasını anlatmak için yine kadar hanım da şey yapacak. Şimdi Güney Kıbrıs'la ilgili meselede Avrupa Birliği hep bir suçluluk hissediyor şeyde ve her seferinde de pişman yani. En son bu Belarus olayında da yani ne halt ettim de ben bu şey Rum kesimini tam üye yaptım diyor. Çünkü o sürekli veto kartı. Alındığı andan itibaren veto kartı kullanıyor. Şimdi ama buna rağmen biz öyle bir hale getirdik ki Rum kesimini işte Amerika silah ambargosunu kaldırdı ve karşımıza çok ciddi büyük bir oyuncu gibi bir şey çıkardık. Bu da bizim hatamız tamam. Öyle değil mi? Tamam. Yani ve Avrupa Birliği'nde rahatlattık tamam. Doğrusu. Ben Kader Hanım'ın sözlerinden ne anladığımı söyleyeyim. Sözünü ettiğiniz o işte şöyle gaz bulduk, bize şöyle saldırıyorlar, biz yeri düvele. Öyle o anladım. İktidarın kendini kamuoyu gözünde meşru göstermek için belki de gerekirse yanlışlarını haklı göstermek için kullandığı argümanlar ona karşı değil. Ama burada hayır Kader Sevinç ama şunu diyor. Yahu gizli görüşme yaptınız diyor. Gizli görüşme ne görüştünüz? Mısır'la da istihbarat elemanlarımız görüşüyor dediler. Tamam. Mısır'la savaşta biz istihbarat elemanları görüşüyor. Evet bu ayrı bir mevzu. Yani burada söz konusu olan çok uzun yıllardır süren bir takım çatışmalı konular söz konusu. Mutlaka meclisin bilgilendirilmesi söz gereken konular, çok önemli konular. Ve sadece meclisin değil, kamuoyunun da bilgisi olması gereken konular. Şimdi size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Yunanistan tarafı da bunu muhalefeti ve meclisiyle paylaşmadığı ortaya çıktı. Yunanistan çalkalandı bununla. Ve çok ciddi sorunlar yaşadı orada da iktidar. Şimdi iki taraf anlaşıyorlar, iki tarafta da iktidarlar düşünebiliyor musunuz? Yani bunun böyle sistemin değişmesiyle vesaire, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle falan bilgisi yok. Burada açık iktidarın hem kamuoyundan hem Türkiye'deki demokratik güçlerden onlara bilgi vermeden izleyerek bir görüşme yaptığı anlaşılıyor. Bu açıklanmaya muhtaçtır, bunu açıklamalıdır. Masada nelerin olduğunu bilmeye hakkımız var. Neleri tartışıyorlar, neleri görüştüler. Üstelik diyor ki Yunan Başbakanı doğru ise şunu söylüyor. Biz yazılı mutabakat aşamasına kadar geldik diyor ve uluslararası basında sonra bu mutabakat metni olarak adlandırılan, iddia edilen bir metin de 10 maddelik bir metin de sızdı. Şimdi sorulması gereken soru çok net. Bırakalım şimdi rejim değişimi vesaire. Bunların hepsini bir kenara bırakalım. İktidar Berlin'de gizli olarak Yunanistan'la ne görüşmüştür? Masaya ne koymuştur? Ne sözler vermiştir? Sonra o müzakere masası neden dağılmıştır? Ve Türkiye buraya peki, bu noktaya gelmiştir. Bu sorunun yanıtını bekliyoruz diyorsunuz. Bu arada sayın seyirciler, stüdyoda Atilla abi bir ara yorum yaparken iktidarın milliyetçiliğini eleştirdi. O öyle milliyetçilik mi olur dedi. Katarlara efendim tank palet fabrikasını satan kişiye ben milliyetçi demem. İktidarın milliyetçiliğini kolay kolay sorgulayamazsınız Atilla abi. Tamam. İktidar mesela milliyetçiliğini şimdi geçenlerde şöyle bir videoyla da ispat etti. Evet. Mesela Miryo Kefalon savaşını hiç önem verdiniz mi? Bugüne kadar andınız mı bu savaşı? Ama iktidar andı. Cahit Özkan'ın o videosunu bir getirelim ekrana. Atın üstünde andı hem de. Evet. Bu topraklarda meydana gelen Mirya Kefalon zaferi aziz milletimizin tarih boyunca vermiş olduğu kahramanlık destanlarının en önemlilerinden biridir. Bize miras bırakan, özellikle başta Mirya Kefalon şehitlerimiz olmak üzere tarih boyunca bu millet için, bayrak için, vatan için ve devlet için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ekranları cennet olsun, ruhları şad olsun. Şimdi dolayısıyla Atilla abi yani görüyorsunuz Miryo Kefalon'u bile anıyorlar. Yani kolay kolay milliyetçiliğini sorgulayacak bir durum olduğunu bilmiyorum. Düşünüyor musunuz hala? Yani siz andınız mesela en son ne zaman Miryo Kefalon'u andınız? Ne zaman at üstünde
efendim dombralarla işte ben bu arkadaşın İzmir'de geçmişte kimin Alsancak'a bir faytona binseydiniz bari hiç olmazsa bu arkadaşın geçmişte kimin atına bindiğini herkes biliyor. Yani bu bindiği çok değerli ata bir göre, uçudur kendisi. Bindiği özellikle ata göre, baro düzenlemesinde çok ateşli savunmalar yapmıştır. Bindiği ata göre Türk'ü çağıran bir arkadaş bu arkadaş. Bunu ciddiye almamak lazım. Ben Enver Aysever'in söylediğini ciddiye alıyorum. Şimdi ama bir araya gitmem lazım. Şöyle hayır hayır. O bize karşı siz de söylediniz de daha net söyledi. Şimdi ben Atilla abi kabalık olarak algılamazsanız. Estağfurullah. Parlamenter bir araya gideyim. Aha. Aklınızda tutun lütfen evet. Ama. Lütfen aklınızda aklımda tutun. Aklımda zaten unutmam ya. Bir araya gideyim. Aradan evet. Sonra Kader Hanım sizden de biraz daha bizimle birlikte olmanızı rica ediyoruz. Birazdan tekrar birlikteyiz.